Efendim merhabalar, ben Ahmet Turan Köksal. Bir yazı çizgi kalem videosuna daha hoş geldiniz. Şimdi şu kamerayı bir sabit tutmayı becerebilirsem eğer videoya başlayacağız. Evet, şimdi bugün söz verdiğim gibi iki dolma kalemi çarpıştıracağız. Bunlar Pilot Kakuno, bir Japon efsanesi ve yine bir Alman efsanesi olan Kaweco Perkeo. Kaweco Perkeo bayağı yeni. Biraz kusura bakmayın, elim yine mürekkepli. Bayağı bu konuda istek aldım. İkisini karşılaştırmasını diyor. Çünkü yeni modellerde yeni başlayan arkadaşlar bu iki kalemi fiyat açısından uygun buluyorlar ve başlayalım, bunlardan başlayalım diyorlar. Hangisini alacakları konusunda bir kararsızlığa düşmüş oluyorlar. Ben şöyle isimleri gelecek şekilde ayarlayayım. Her ikisini de hemen edinmiştim. Ve ikisinden de oldukça memnunum. Yani aslında fiyat performans oranı çok yüksek plastik kalemler bunlar. Hala fiyatları biraz önce kontrol ettim. İkisini de gitti gidiyordan almaya özen gösterdim. Pilot Kakuno 59.90, Kaweco Perkeo'ya da 55.76. Bunlar tabii kargo masraflara dikkate alınması gereken rakamlar. Kırtasiyeden de alabilirsiniz. Yani işte 5 lira 6 lira da bunun kargo masrafları olsa, yani 65 lira civarında ikisini kırtasiyeden alırsanız çok zarar etmezsiniz. Ama ben hemen alıp hemen işte elime almak istiyorum, hemen bakmak istiyorum derseniz de 70 liraya kadar çıkabilirsiniz. Turfan kırtasiyede 55 liraya almıştım ben bunu. Hatta bir tane almadım. Pilot Kakino'nun bir de şöyle rengini aldım. Tabii çok fazla. 6 tane yakın da her renginden Kaweco'nun Perkeo'sunu aldım ve bunu dağıttım. Ve öyle olduğu için bana şu anda 2 tane Pilot Kakuno ve 2 tane Kaweco kaldı. Kaweco Sport'tan da bahsedeceğim. Bundan da bahsedeceğim. Renkler karışmasın diye bir tanesine işte gövdelerin daha çok koyu renkli olmasına dikkat ettim. Bunları kaldırıyorum izninizle. Hediye etme hususuna geleceğim. Öğrencilere daha çok mimarlık öğrencilerine stüdyoda, yani mimarlık stüdyosunda kalem hediye etmeyi tercih ediyorum. Bana özelden arkadaşlar veya Twitter'dan veya başka bir yerden lütfen hediye et falan diyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum onların bu yaklaşımları. Çünkü dolma kalemini seveni ben de severim. Fakat şunu söylemem gerekiyor ki bir yıllık hediye kontenjanımı doldurdum. O yüzden lütfen benden bir şey istemeyin. Cevap veremeyebilirim. Cevap veremeyince de çok kendimi kötü hissediyorum ama kızmak yok. Onun yerine işte 50 liralık 60 liralık kalemlerle başlamanız biraz diğer hediyeden öte Turfan kırtasiyede ya da internetten almanızda faydalı olacaktır. Ama ileride daha fazla bir kontenjan açmayı niyetim var. Arkadaşların dolma kaleme başlamaları için, ama şimdilik en sonda gelen, sosyal medyadan gelen iki öneriye de hayır diyemedim. Onlara da göndereceğim. Sonra biraz ara vereceğim hediye etmeye. Siz de lütfen çevrenizdekileri, eğer durumunuz iyiyse çevrenizdeki arkadaşlara kalem hediye edin. Kalem hediye etmek çok güzel bir şeydir efendim. Peki, çok da uzatmayacağım. Puan falan filan da vermeyeceğim. Bence iki kalem de çok iyi. Kakuno biraz daha çocukça bana sorarsanız. Her ikisinin de bence en büyük eksiklikleri klipsleri yok. O yüzden benim kullanım alanımın dışına çıkıyorlar. Günlük kullanımda bir miktar dışıma çıkıyorlar. Çünkü Kakuno'yu çok kullandım. Klipsi olmadığı için bir miktar hırpalandı çantada. Ve akıttı bir kere de. Bir sabıkası da var. Hatta kırmızı Pilot Kakuno'yu bir arkadaşın ofisinde unutmuşum. O da çek imzalarken onu açmaya kalkmış. Çekmek rezil olmuş. Bana kızıyor. Diyorum ki dolma kalem kullanmayı bilmiyorsan eline atmayacaksın. Çünkü dolma kalem lök diye açamazsınız. Önce bir yavaşça açıp ne olacağına bakmanız lazım. Ve hatta şimdi de şöyle olmuş. Çünkü bunun içinde temizledim ben bunu. Bunu Kakuno'yu suç olarak görmeyelim. Şunu bir temizleyelim. Ben bunu yeni temizleyip hemen videoya başlayınca öyle oluyor. Şey sıfırdı. Perkeo sıfırdı. Kakuno'yu bizim kız kullanmış.
ve iyi de kullanmamıştı. Zaten onu temizlerken bir miktar. Şimdi kadrajın dışında temizleme işlemini yapıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü kakyonu akıtır bir yere akıtmaz diye durum yok. Fakat kakyonun bir kere bir sabıkası bende olmasa bile başka bir yerde olmuş. Kapağın içini de temizlemem gerekiyor. Size iyi bir sunum yapabilmem için. Evet, kapağın içinde. Evet, kakino daha böyle çocukça bana sorarsanız. Bir kere ucunda bilmiyorum görünebiliyor mu? Şöyle dibine getirirsem belki. Evet, şöyle edersem. Şöyle edip de fokuslamasını sağlamak lazım tabii. Fokuslayamıyor. Bunu fokuslar mısın? Heh. Neyse. Bir türlü fokuslayamadı. Ve kötü bir kamera, daha doğrusu cep telefonu kamerası kullanıyorum. Fokusla. Vallahi fokuslayamadı. Neyse şöyle göstereyim. Çok da zor mu bilmiyorum ama bir gülen bir surat var. Görüyor musunuz? Gülen bir surat var. İnce uçlu bir kalem bu. Kusura bakmayın. Bunun ucu ise böyle siyah, biraz daha küt, daha bir efendim şey, daha böyle büyüklere hitap edermiş gibi. Ama renkte bunu çözmeye çalışmışlar. Şimdi biraz deneme yapalım. Özel bir kağıt kullanıyorum. Özel kalın bir kağıt kullanıyorum bu sefer. Çok ince bir kağıt kullanmıyorum. İnce kağıt dağılıyor çünkü. Kalemim nasıl tutuluyor? Ben böyle biraz uzaktan tutabilirim kalemi. Buna alıştım. Çizim yaparken, eskiz yaparken. Herkes tutamaz. Arkasına takıldığı zaman sonuç iyi çıkıyor. Klipsi yok. Şurada bir çıkıntısı var. 3 tane deliği var. Herhalde buralardan bir yerlerden asmak için mi delikten? Yok, o da değil. Şuraya bir şey belki bağlanabilir. Çocukların boynunu asmak için. Ucu çıkmıyor gibi. İnce, yani ben bana sorarsanız tam yazmıyor ama burada bir M harfi var. Medium bir uç. Medium olmasına rağmen ince. Çünkü Japonlar pilot daha çok ince kalem kullanır. Yani bir penman şekli hemen göstereyim. O çok daha incedir. Çok daha ince yazar penmanship. Bakar mısınız inceliğe? Japonlar ince ucu seviyorlar. Bu M olmasına rağmen Almanların F'si gibi. Almanların F'si gibi ama M bir uç. Çok rahat bir yazımı var. Çizmeye de geliyor. Gövdesinde böyle hafif füme bir gövdesi var. Klasik bildiğimiz kartuş kullanıyor. Uzun kartuşa dayanıklı. Arkasında delik var. Delik olduğu için içine mürekkep dolduramıyorsunuz. Yani öyle bazı manyaklar da var. Şuradaki delikleri kapatıyorlar. Ve hatta şuradaki kısma, şuradaki kısma şöyle göstereyim. Şuradaki kısma da bir böyle bir conta gibi bir şey sürüyorlar ve içine tamamıyla mürekkebi dolduruyorlar. Yani bana sorarsanız bir miktar zor bir iş yani. Çok tehlikeli bir iş. Yakışıklı bir kalem bu. Kakuna yazıyor şurada. Ben beğeniyorum ve kullanıyorum. Gövde rengi, şurası ve komik suratı da bana güzel bir sonuç çıkartıyor. Gelelim rakibe. Rakibin de çeşitli renkleri var. Üzerindeki kabartma ile bir kavga yazıyor. Belki görünüyordur. İşte gövdesi ayrı, kapağı ayrı renkte gelebiliyor. Deneme yapalım. Doğruyu söylemek gerekirse bunun ucu biraz daha nibit, biraz daha tombalak diyeyim yani böyle. O yüzden sanırım daha rahat kayıyor. Fakat mürekkep verme güçlerine baktığımız zaman, bastırma güçlerine baktığımız zaman ne uç üzerinde yazıyor mu? F mi? Bu F mesela. Evet, F yazıyor. Bakın bu F, bu da M olmasına rağmen şöyle bir çizgi çizeyim. Hemen akabinde
Böyle bir çizgi çizeyim. Evet. Çok az daha kakino. Birazcık daha kalın. Ama tabii bu kakinonun da çok kullanılmasını da dikkate alınız. İkisini karıştırmayayım. Gövde şeffaf falan değil. İçini açıyoruz. Şu plastik şeffaf yapılmış. İşte bildiğimiz standart kullanıyor. İçine bir tane de yedek geliyor. Uzun kartuş da kullanabiliyorsunuz. Yine döndürmeli. Pilot Sport serisi böyle bunun kapağı böyle tık diye girmez. Onu döndürmelidir, çevirmeli kapaktır. Bu Pilot Kakuna da her zaman böyle bir başından beri bunu kullanıyordum. Hangisini almalısınız? Valla bence fark etmez. İkisini de alabilirsiniz. Cameo Perkyo'yu bir çok az da bir nebze olsa daha fazla öne alırım. Daha tombilik bir kalem. Sanırım yeni başlayanlar için Perkyo biraz daha iyi. Perkyo biraz daha iyi ama Pilot'un tadı da ayrı. Pilot'un tadı da ayrı. Ben mesela şöyle yapayım biraz. Pilot'un tadını da beğeniyorum. Yazı tadını beğeniyorum yani. Evet, ucuna bastırmamak lazım. Tadını beğeniyorum. Yani bundan saatlerce yazı yazarım ben. Ben yazı yazmayı seviyorum. Örneğin fikirlerimi yazı yazarak da ortaya koyabiliyorum. Çok güzel yazı yazıyor muyum, yazmıyor muyum bilmiyorum. Şimdi gelelim bir miktar yazı yazmaya. Atlama yaptı. Bir tane gözümüzden kaçmadı. Bunu bundan yazdım. Çok da hızlı yazdım. Aynı atlamayı yapacak mı bakalım. Bu arada her ikisine de aynı mürekkep konmuş durumda. İkisinin sonucu bu. Yaklaşık 55-60 lira civarları yeni başlayanlar için iyi durumda. 1-2 puan şurada bir de artistik bir hali var. Diğerinde sanırım bu böyle. Sportta da aynı detay vardır. Biraz daha süslü. Ama dediğim gibi Pilot Kakino da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Hangisini beğenirseniz. Kakino'nun kutuda geliyor. Şeffaf bir kutuda geliyor. Kutusu nerede bilmiyorum. Kız atmış olabilir. Bu ise böyle bir şöyle bir şey de geliyor. Yani işte bu kutu ama kutusu da çok kullanılmıyor. Get Inked falan filan böyle bir şeyler yapmışlar Almanlar. Kaweco bir ara kullanıyordu. Amerikalıların bir ucunu kullanıyordu. Kaweco. Ve bu vücutla beraber işte yaklaşık işte hani inç olarak verirsek sonuçta çelik uçlu ve konverter kartuşlu bir sonuç ortaya çıkıyor. Kaweco'yu da seviyoruz. Bir miktar Kaweco diyorum. Pilot Kakuno ise daha ince yazılar için uygun olabilir. F ucu olduğu halde. M ucu olduğu halde. Bugünlük videomuz bu kadar. Bizi takip etmeye devam ediniz efendim. Teşekkürler.